Nüfus artışının yoğun olduğu ve hızla gelişmekte olan Yeni Boğaziçi bölgesine yatırımlar, projeler devam ediyor. Yeni Boğaziçi Belediyesi tarafından hız verilen sosyal sorumluluk projelerine start verilirken, bu çalışmaların kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili BRT Mausa Bürosu'na konuk olan Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, ivedilikle hayata geçirmeyi amaçladıkları projelerini muhabirimiz Ülkü Akın'a anlattı. 15 proje manifestomuzda vardı, mevcuttu. Bize destek veren bütün vatandaşlarımız da Katip Demir'in bunları yapabileceğine inanıyor. Dolayısıyla bu hak yolunda, çıktığımız hak yolunda halka hizmet bizim için büyük bir şereftir. Evet, Millet Bahçesi adı altında belki Kıbrıs'ta biraz farklı algılanıyor olabilir Millet Bahçesi, ama Millet Bahçesi dediğinizde halkın genelinin kullanabileceği, adını milletten alan bir bahçe dediğimizde bizim biliyorsunuz 2. Selim Caddesi'nin tam karşı tarafında olan deniz kenarında Park Otel'den bizim Yeni Boğaziçi plajına kadar uzanan alanda bir millet bahçesi tasarımı hazırladık. Bunun 3 boyutlarını çok kısa bir sürede yayınlayacağız. 3 boyutları yaptırıyoruz. Şu an yapım aşamasında görevlendirdiğimiz bir danışmanım var. Bu işlerle ilgili millet bahçesi deyince akla neler geliyor? Birincisi, sahili kullanabilen tüm vatandaşlarımız yürüyüş alanlarına kavuşacak. Sahili direkt, sahil ve kumu direkt görebilecek. Bu alanlarda hemen arka şeritte bisiklet yolları, yürüyüş alanları. Tabii bu arada engelli vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bu millet bahçesinin içinde insanlar hayvanlarını getirip bir alanda, kendi alanlarında onları da koruyabilecek bir alanlar olacak. Bununla ilgili kapalı düğün salonları, açık düğün salonları, konferans salonu, yürüyüş alanı vesaire bütün her şeyi içeriyor. Burada sunni, tabii bu alan biraz sulak alan olduğu için sunni havuzlar olacak. Ağaçlandırması, yani millet bahçemizin içinde yok yok her şey olacak. Dolayısıyla biz de bu Yeni Boğaziçi bağlantısıyla ilgili bir üst geçitle buraya bir bağlantı Katip yapacağız. Katip Demir, hızla ilerleyen çalışmaları kapsamında ayrıca bölgeye modern ve en son teknolojiye sahip bir de köpek barınağı yapmayı da tasarladıklarını söyleyerek amaçlarının bölgeyi yıldız yapmak, bölgeye canlılık katmak olduğunu ifade etti.